yeni stadyumuna girelim isterseniz. Buradan dokuyacağım ben, bulayım arada. Ona bir açıklık getirelim. Çok konuşuldu yani, son maç İsmet Paşa'da şu maç şöyle olacak, yeni stada şu tarihte geçeceğiz. O kadar çok bilgililiği de oldu ki. Net bir şey var mı önümüzde? Bunu bir görelim başkanım. Son maç İsmet Paşa'da oynadık artık ikinci yarı. Yeni stadyumda biz, yoksa başka bir şey mi var? Nedir son durum başkanım? Yeni stadla ilgili. Evet. Bir çevre yolları ile ilgili sıkıntı var, eksikler var. Evet. İki, zeminin bir kısmı, sahanın yarısı güneş almada sıkıntı yaşadığı için çimin köklenmesinde bir sıkıntı var. Bir de loca ve belli bölümlerin mobilya teşkilatlarında eksikler var. Federasyon denetim. Bayağı bir eksik varmış başkanım. Yani stat bitmiş gözüküyor baktığın zaman yarısı. Oynayabilir. Biz oynarız. Ama bizim şöyle bir endişemiz var. Bir zemindeki olası bir sıkıntıyı devamlı bedel öderiz gibi korkuyoruz. Özellikle pek çok kulüp bunu yaşadı. Mobilya çok önemli değil. Çevre yolu, evet, tabii ki gelen taraftarın konforu için önemli ama herkes o kadar hevesli ki belki o da bir takım sıkıntıları herkes göz alır. Yani trafikte yarım saat, 45 dakika, bir saat beklemek zorunda kalır taraftarımız belki ama doğru. Bir şekilde onu göze alınabilir. Ama bizim esas kaygımız olası, hani bir hafta, iki haftalık bir keyif için daha sonrayı kaybetmek de var bu işin içinde. Biz o yüzden biraz en doğru zamanı davranıyoruz, bekliyoruz. Sportif olarak çok istediğimiz yerde değiliz. Onun da o anlamda şeyi var. Hani zorlayalım şartlarımızı diyeceğim ama ben o stadın açılışında, biliyorsunuz biz Kocaelispor olarak 3,5 senedir bir mücadele veriyoruz. O stad bizim stadımız, bu şehrin stadı ve bizim stadımız, Kocaelispor'un stadı. Bizim orada oynayacağımız zaman şehrimizin duygusunun da her anlamda buna hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. O da şu demek, bizim şu an sportif olarak bulunduğumuz yer bizi ve taraftarımızı doğal olarak mutlu edecek bir yer. Ama hem bu süreçte bu bahsettiğimiz eksikler ki çalışılıyor. Yani Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü de, Sayın Valimiz de, Büyükşehir Belediye'miz de hepsi o anlamda emek veriyor, çaba harcıyor. Hem onlar bu süreçte bu eksikleri tamamlayabilirler. Hem de biz 21 Ocak'ta başlıyor biliyorsunuz, evet. İkinci yarı. Evet. Biz 4-5 hafta geçtikten sonra, yani kış mevsimini geçtiğimizi düşünüyoruz. Hani Şubat sonunda evet. Geçtik. Birazcık daha mevsim tölere oldu. Biz eğer sportif olarak da bir yere gitmeye çalışıyoruz, bir hayalimiz var öyle veya böyle. O duyguyu getirebilirsek tekrar. Evet. Belki ikinci yarının 5. haftası, 7. haftası, ortaları bilmiyorum. Oynamayı tekrar konuşabiliriz. Evet. Konuşabiliriz. Konuşabiliriz. Oynarız demiyoruz. Tabii. Ben şöyle hayal ediyorum çünkü bizim o stadyumda ilk maçımızda 35 bin kişi olmamamız lazım. Evet. Mutlaka olmamız lazım. Yani ha, yoksa tabii ki bütün taraftarımız yeni stadı merak ediyor. Ben de çok merak ediyorum. Yani İsmet Paşa değerini mi kaybediyor? Hayır, asla, bizim için aynı değerde, aynı nitelikte. Ama evet, değişen endüstriyel futbolun karşılığında böyle bir gerçek var. Bizim de bu gerçeğe aykırı davranmamız söz konusu değil. Ama hem kulübe maddi kazanç, hem manevi olarak bizi o duyguya taşıyacak bir atmosferde gitmemiz gerekiyor bence o stada. Bence taraftarımız ne demek istediğimi çok iyi anlamıştır. Anladılar. O zaman şu da ihtimal dahilinde. Belki bu devreyi de burada geçirip yeni sezona, böyle bir ihtimal. Çok istemiyoruz öyle olmasını. Çok istemiyorsun ama böyle bir zaman mecbur kalırsak. Mecbur kalırsak olabilir. Böyle bir durumda. Taraf değilim. Ben açıkçası yani Mart ayında, Nisan ayında istiyoruz ki biz bu periyotta sportif olarak istediğimiz sonuçları alalım. Evet. O anlamda. Çünkü biliyorsunuz. Yani böyle 3-4 maçlık güzel bir sonuçlar da.